Seni Amerika'ya götüreceğim, sana dünyayı gezdireceğim dedin. Sonra da beni burada aptal gibi bırakıp kaçtın. Hiç olmazsa karnında bir bebek bırakmadın, daha ne istiyorsun? Bir de çocuk olduğunu düşünün, işte o zaman hep birlikte dilenirdik. İşler o kadar kötü mü? Tam anlamıyla. Bana öyle geliyor ki biraz müşteri kıtlığınız var galiba. Kıtlıktan da öte, bir tek müşteri yok. Bir ay kadar evvel karşımızda bir Çin lokantası açıldı. O zamandan beri işler ters gidiyor sizin anlayacağınız. Alçaklar, lokantayı açmakla kalmadılar. Bizim işlerimizi baltalıyorlar, dükkanımızı gasp etmek istiyorlar. Bize müşteri gelince fedaileri de çıka geliyor, burada akla gelmedik şeyler yapıyor. Gene de yapabileceğiniz şeyler var, yerinizde olsam ağlamaz düşünürdüm. Ben ağlamıyorum ki, soğan ayıkladığım için öyle bir şeyler oluyor. Beleşçi iki müşterim olsa da onlara yemek hazırlamak zorundayım. Akıl vermek gibi olmasın ama siz de bir iki fedai tutsanıza. Sen deli misin delikanlı, ben kendi karnımı doyuramıyorum. Onun kafası pek çalışmaz. Yüzünden belli. Nasıl da anladın? Tabii ya. Tıraşı bırakalım şimdi. Bak yavrum, sinemayı seversin sen değil mi? Evet. Peki ya macera filmlerini? Komedi filmlerine bayılır. Her neyse, filmin sonuna doğru her şeyin kaybedildiği bir an vardır. Vardır. Evet. Yani demek istiyorum ki o anda süvariler... Evet, süvari gelmişti. Bizi süvariler olarak kabul edin. Sen muz yiyen süvarisin. Bana bak, gel seninle karşıdaki Çin lokantasında yemek yiyelim, ne dersin? Aklından zorun var senin. Onlar yılan, sıçan, kedi, köpek eti yerler. Bilmediğimiz ot karnımızı ağrıtır. Biz gene bildiğimiz yere gidelim oğlum. Peki, gidelim. Bak, karşıya iki enayi giriyor. Gel gidip iştahlarını kursaklarında bırakalım. Buyursunlar efendim. Üç kişi misiniz? Üç kişiyiz ya, ne olmuş? Güzel, buyurun. Şöyle buyurun. Eve ister misiniz? Başka diyeceğim var mı? Ne iş yaparsın? Enayi döverim. Ne demek o? Ne mi demek? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Ne kadar da enayisin! Seni gidip leblebici seni! Boş buldun meydana, at bakalım! Aman yapmayın! Sevgilim! Canım, bir şeyin yok ya, cevap ver! Ay! Vay, of! Aman onu bırak, o benim ekmek param! Yapma! Elin sağ olsun! Of, ne yapıyorsun? Mercimek, sevgilim kalk, ne olur! Kalk! Benim ekmek parası, elinde vur! Elinde! Tutmayın beni! Canım! Sakin ol, yanındayım. Ah, bizim et, boks eldiveni oldu!
Meraklanma, yaralanma aslan. Geliyorum arkadaşım, seni kurtarmaya geliyorum şimdi. Sık dişini, biraz daha gayret et. Geldim işte, geldim, oh! Bunu ne yapayım ben? Üzerinde et kalmamış. Köpeklere ver, onlar da Allah Allah diyor. Aa, çok şakacısın. Ah, nereden geldi bu herifler? Bütün emeklerim bir anda mahvolacak, ay ay ay! Masamı kıracak! Etraf karardı! Karardı etraf! Daha dur bakalım, nerelerin kararacak? Yardım edin! Şu iskemle çekiver şuraya! Göremiyorum! Tanrı aşkına yardım edin! Dur, acele etme! Yardım edeceğim, edeceğim sana! Ne oldu bana? Dişini biraz tut kendini! Dur, tamam teslim! Nihayet aklın başına gelebildi kelek! Ah, yeni tezgahım gitti, mahvoldum, ah! Çocuklar, bu iş beni biraz yordu. Daha çok yorulacaksınız. Onlardan korkmuyoruz. Onu demek istemedim. Herhalde dükkanımı bu halde bırakıp gitmeyeceksiniz. Merhaba yavru. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İşler nasıl gidiyor? İyidir, fena değil. Şimdi durumu bir düşünelim. Eğer işler hep böyle giderse, kısa zamanda zengin olur, hepimiz üzüntüden kurtuluruz. Ona gerçeği söyle Mercimek, sabahtan beri sadece iki kişi geldi, onun da biri tahsildardı. Öyleyse yapacak bir tek şey var, çaldıkları müşterileri geri almak. ...21 numaralı masanın hesabı efendim. Güzel. Pekin ördeği değdiler evet. mi? Hayrola, bir şey mi var? Karşı lokantan adamları geldi. İsterseniz hemen onları dışarı atayım. Burada olay istemiyorum. Nasıl isterseniz. Ama yine de gözünüz üzerlerinde olsun. Tamam mı? Ha, kızıma da söyleyin, o da dikkatli olsun. Yalnız onları izlediğinizi belli etmeyin. Gözünüzü dört açın. Hiçbir endişeniz olmasın efendim. Özür dilerim. Of, sersem budala! Evet, tabii, tabii. Pul denilen şey cımbızla tutulur. Tabii. Üzerindeki mikroskobik bir çizgi bile onun değerini yok edebilir. Tabii. Ne kadar çok yemek yediğinin farkında mısın? Oh, benimki bitti, seninkinden alayım. Gerçekten çok nefis. Bana bak, bu yaptığın çok ayıp. Bir daha dışarıda fasulye yemek yok. Rica ederim karıcığım, ben bir şey yapmadım. Yo yo, ben yapmadım. Herhalde dışarıdan yaptılar bu işi. Evet evet, öyle olmalı. Ölünü göreyim ki ben yapmadım karıcığım. Hadi şimdi oturalım. Otur. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Tamam. Tamam tamam. Oturuyorum. Budala rezil ettin bizi. Vallahi benden değil. Karnım da doymamış. Yeter, Allah aşkına in aşağıya. Ama karıcığım, bu güzel yemekler bırakılır mı? Yarından tezi yok seni boşuna. Aman Allah'ım, nerede o günler, keşke. Sakin olun efendim, sakin olun. Herkes yerine otursun, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Görülmüş şey değil bu efendim. Neler oluyor rezalet, burada? Rezalet!
Bütün bunlar kanuna aykırıdır. Ben sizin yerinizde olsam gider karşıki lokantada yemek yerdim. Üstelik oranın yemekleri çok daha leziz ve çok daha ucuzdur. Garson, hesabı getir. Bunlar ne biçim yemek be? Siz yaptınız, siz! Evet, her şeyi gördüm. Bu kargaşalığı siz yaptınız. Polis çağıracağım, sizi tevkif ettireceğim. İkiniz de manyaksınız, ikiniz de budalasınız, ikiniz de aptalsınız! Ne dedin?